Şimdi Trabzon'da kaldık. Trabzon'da Rauf Bey, Güney Kapkasyalıların ve Taşnakların taleplerini reddediyor. Daha doğrusu Güney Kapkasya'nın talebinde anlaşamıyorlar. Yani Kars ve Ardahan ve Batum'u boşaltmıyorlar. Ermeniler ve Gürcüler. Aslında Gürcüler Batum'dan çıkmayı kabul edecek gibi. Fakat Ermeniler kesinlikle Kars ve Ardahan'dan çıkmak istemiyorlar. Bu nedenle 14 Nisan günü barışa ulaşmadan heyetler ayrılıyor. Ayrılırken Çenkelli Rauf Orba'ya diyor ki bu bir ara vermedir, kopma değildir, yeniden buluşacağız. Ve bir jest olarak, bir dostluk jesti olarak 20 bin ruble veriyor. 10 bin dolar karşılığı Trabzon yoksullarına dağıtılmak üzere. Şimdi Trabzon'da barış sağlanamayınca 3. Ordu Doğu Harekatı, Doğu Yönde Harekatı'na devam ediyor. Ve Eyüppaşa Komutası'nda Ardahan'ı, Batum'u 25 Nisan'da Kars'ı alıyor. Durmuyor, devam ediyor. Gümrü'yü alıyor. Nahçıvan üzerinden İran'a giden demir yolunu o bölgesini alıyor. O çok önemli bir demir yolu hattıydı o tarihte. Ve Bakü'ye doğru yönelmiş iken Ermeniler aman aman diyorlar, barış yapalım diyorlar. Ateşkesi kabul ediyorlar. Osmanlı çok ilginç bir şekilde saatli bir ultimatum veriyor. 27 Mayıs günü şu saate kadar devletlerinizi kurun. Karşıma Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan devleti olarak gelin. Ben karşımda devlet görmek istiyorum. Devletlerle barış anlaşması imzalayacağım diyor. Bunun üzerine alelacele Gürcistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve 28 Mayıs günü Ermenistan Cumhuriyeti kuruluyor. Bu sene, geçen sene Paşinyan övüne Ermenistan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını söylemişti, ilan etmişti. 102. yılını kutladığı devlet Osmanlı'nın ultimatomla kurdurduğu devlettir. Bu tabii değinilmedi. Bu devlet de ilan edildikten sonra Hatice'nin Kaçaznuni koşa koşa yetkilendirilmiş olarak koşa koşa Batum'a geliyorlar. Osmanlı Heyeti Başkanı Adliye Vekili önemli bir kişi Halil Bey ile ve 3. Ordu Komutanı Beyip Paşa ile Batum Barış ve Dostluk Anlaşması'nı imzalamak üzere 8 gün çalışıyorlar. Ayrıntılı bir şekilde hazırlanan bu anlaşma ekleriyle beraber 26 sayfa. Bunu da yayımladık. O demin gösterdiğiniz kitabın, kahverengi kitabın belgeler cildiyle. Onun bir de belgeler cildi var. Şimdi böylelikle Batum'da tek sevk ve isyan kanunu uygulamasından sonra onun ayrı bir cildi var. Belgeler cildi. Sevk ve isyan kanunu uygulamasından sonra ilk barış anlaşması 4 Haziran 1918 Batum'da imzalanan anlaşma. Bu anlaşma imzalandıktan sonra artık barış ve dost oluyoruz. Barış içinde. Fakat Ermeniler fırsat kolluyorlar ve Mondros'u bekliyorlar. Çünkü Osmanlı'nın yenilmeye doğru gittiği belli. Yaz aylarından sonra 30 Ekim'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Ermeniler koşa koşa barış anlaşmasını, Batum'daki anlaşmayı çöpe atıyorlar. Koşa koşa Paris'e gidiyorlar. Paris'te barış konferansına gelmiş, toplanmış İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan devlet adamlarıyla, başbakanlarıyla, dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapmak üzere. Şimdi Hatice'nin kitabında 1919 Ocak ayından 1923 Temmuz ayına, Ağustos ayına kadar bütün olaylar ayrıntılı bir şekilde belgeleriyle, kime hangi tarihte ne mektup yazılmış belgesiyle var. Bunların da okunması, incelenmesi gerekiyor. Biz bunların hepsini ortaya koyduk yani montaj hattına parçaları getirdik Turgay Bey.
Şimdi Mondros bir hareketinden sonra olan durumu geçen bundan evvelki dönemde konuştuk. Sevr Anlaşması imzalanıyor. Wilson haritası çıkıyor ortaya. Ve Gümrü'de Barış Anlaşması imzalanıyor. İkinci ikili Barış Anlaşması. Arada bir de Sevr Anlaşması var. Onun da adı Sevr Barış Anlaşması. Çok taraflı. Şimdi bu anlaşmaların hiçbirinde Türkler aleyhine, Türkiye aleyhine o kadar ağır şartlar içeren Sevr Anlaşması dahil hiçbirinde soykırım sözcüğünü, kavramını ima edecek herhangi bir cümlecik bile yok. Bunu da altını çizelim. Gümrü'de anlaşma imzalandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında anlaşma imzalanıyor ama aynı gün Bolşevikler Erivan'ı işgal ediyorlar. Yönetimi, ülkesinin yönetimini Bolşeviklere teslim etmemek için Simon Varitsyan, Başbakan Simon Varitsyan istifa ediyor. Ve ülkenin yönetimini devir etmek için işlemleri askerlere kalıyor, Ermeni askerlerine. 4 ay sonra, 2 ay sonra Simon Varitsyan son bir gayretle ülkesini kurtarmak için Bolşevik işgalinden bir isyan başlatıyor. İsyanda askerleri, silahları, cephanesi yetersiz kalınca kime başvuruyor? Komşusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya. Şimdi bakın tarihin, kaderin cilvesine bakın. 7 yıl önce ihanet ettiği Rus aşkıyla dolup taştığı ve ihanet ettiği Türk'ten 7 yıl sonra Rus'tan kendisini kurtarmak amacıyla yardım istiyor. Asker istiyor, silah istiyor, cephane istiyor ve mektubu Gümrü Anlaşması'na gönderme yaparak sonlandırıyor, imzalıyor. Bu mektup elden gönderiliyor Ankara'ya. Fakat çok geç geliyor. 2 gün önce Moskova Anlaşması imzalanmış ve Moskova'da artık Ermenistan yavaş yavaş tarihe gömülüyor. Asıl son anlaşmada 13 Ekim 1920'de, 21'de Kars Anlaşması. Kars Anlaşması ile fiilen ve hukuken Ermenistan Cumhuriyeti ortadan kalkıyor. Şimdi bu anlaşma, bu mektubun bir sureti diaspora tarafından 1955 yılında New York'ta yayımlanıyor Turgay Bey. Bu mektubu ilk defa biz çıkardık ortaya. Bu mektuba internette erişilebiliyor. Mektup İngilizce. Mektubun sahte olup olmaması, hangi dilde yazılmış olması beni hiç alakadar etmiyor. Çünkü diaspora bunu İngilizce yayımlamış mı? Ben bunu kullanırım. Ve ben bunu kullanıyorum. Çünkü bu mektup Ermeni karakterini gösteriyor. Barışı da, savaşı da yüzüne gözüne bulaştıran bir ülke maalesef. Bugün komşumuz Ermenistan'dan bahsediyorum. İstanbul'daki Ermenilerden değil. Aman yanlış anlaşılmasın. Komşumuz Ermenistan, diasporanın tam güdümünde Türklerle bir türlü dost olamayan, barış bulamayan Trabzon'daki Ermenistan gibi, taşnaklar gibi Türklerden hiçbir zaman yardım isteyse gelecek o yardım ama o yardımı dahi isteyemeyen bir Ermeni var. İşte bu 4 kitapta bu Ermeni karakteri ön plana çıkıyor. Ermenilerin zaafları ortaya çıkıyor. İsyan çıkıyor, işgal çıkıyor. Sevk isyan kanununun gerekçesi ortaya çıkıyor. Şimdi Biden ne dedi? Biden 2 cümle kullandı. Birinci cümlesinde soykırım sözcüğü vardı. İkinci cümlesinde ise ki bence çok daha önemli. İkinci cümlesinde ise 1 milyon 500 bin Ermeni katledildi. Ölüme sürüklendi, ölüme yürütüldü. Ölüme göç ettirildi. Şimdi Türk medyası, Türk devlet adamları, siyasetçiler Biden'ın soykırım sözcüğüne takıldılar, orada kaldılar.
Bence yanlış. Soykırımın nedeni, soykırımın gerekçesi 1,5 milyon Ermeni'nin öldürülmüş olması. İddia bu. Ben bu 1,5 milyon Ermeni'yi nasıl ölmediğini nasıl kanıtlayacağım? Mezarlık yok. Belge yok. O zaman ölmüş, öldürülmüş, kaybolmuş Ermeni konusunu bir tarafa bırakacağım. Hayatta kalan Ermenilerin belgelerini arayacağım. Var mı yok mu? Ben bunu yaptım. Bunu yapınca karşıma bir rakam çıktı ve belgeleri çıktı. 486 bin Ermeni sağ salim Şubat ayında 1916 yılının Suriye'ye varmış. Bu hususu Suriye ABD Başkonsolosu İstanbul'da Büyükelçi Morgenthau'ya mektupla bildirmiş. Hatta öyle ki bu geldiler şu bölgelere yerleştirildi ve bu bölgelerde Amerikan Yardım Komitesi'nden yardım almaya başladı. Bütçemiz yetersiz kalabilir şeklinde mektup var. Bunu belgeleyen Yardım Komitesi'nin raporu da var elimizde. Bu rapor da Senato'dan bütçesi onaylandığı için Senato'ya verilmiş bir onaylanmak üzere verilmiş bir rapor. Şimdi bu raporda da belirtiliyor. 486 bin Ermeni sağ salim Suriye'ye vardı. 400 bin Ermeni biliyoruz Rusya'ya kaçtı. Hatice'n geldi bunu telaffuz etti. Talep etti, izin istedi. 1925 tarihli Birleşmiş Milletler ki o tarihteki Birleşmiş Milletler olan Cemiyet-i Akvam raporu var elimizde. Felix Guze'nin makalesi var. 400 bin Ermeni Rusya'ya kaçmış ve bunlara geri dönüş izni de verilmemiş. Biz de vermemişiz ama bizden önce işgal yönetimindeki Ruslar da vermemiş. 886 bin etti. Sevk ve isyan kanununa tabi olmayan, İstanbul'da evinde rahat rahat oturan, Trakya'da evinde rahat rahat oturan, Batı Anadolu'da oturan, Bursa'da oturan 300 binden fazla Ermeni var. 300 bin rakamını herkes kabul ediyor. Ayrıca 1 Mart 1921 tarihli Amerikan NARA arşiv belgesi var. Bütün bunlara göre 300 bin Ermeni de sevk ve isyan kanunun dışına tutulmuş, dışına bırakılmış. 886, 900 bin, 1186'ya geldik hayatta kalan. Şimdi Hrant Dink Vakfı gizli Ermeniler konusunda çok ilginç bulguları var, iddiaları var. Hrant Dink'in rahmetli. Hrant Dink Vakfı 2013 yılında İstanbul'da bir sempozyum düzenlemiş, uluslararası. Bu sempozyuma Ronald Suni adında Ermeni kökenli Türkiye üzerinde araştırmaları var. Türk karşıtı Ronald Suni adında bir Ermeni profesör gelmiş. 200 bin Ermeni kadın çocuk Müslümanlaştırıldı şeklinde sitem ediyor. Hayatta bırakıldıkları için, hayatta kaldıkları için sitem ediyor. Ama 200 bin Ermeni de hayatta kalanların hanesine yazacağız. 1386'ya geldik. Şimdi hatırlayacaksınız Trabzon'a Seyim Güney Kafkasya talepleri arasında taşnakların talebi vardı. Derunyan'ın da 1955 Diaspora yayınında Ruslar gidince yönetimi Ermeniler devraldı diyordu. İşte o Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler, atlarına özellik talep edilen Ermeniler. Bunların sayısı bilinmiyordu. Bizde de bir araştırma yok. Fakat imdadımıza yine Ermeni kökenli bir Amerikalı, çok önemli bir Amerikalı profesör Hovhannisyan geldi. Hovhannisyan 1971 tarihli kitabında Kaliforniya Üniversitesi yayınıdır. Armenia Republic adında. Bu kitapta 150 bin Ermeninin Mayıs 1917'de, bakın daha Ruslar gitmeden evvel, Mayıs 1917'de Ermenistan, Erzurum, Bitlis, Van'da 150 bin Ermeni olduğunu yazmış. Ayrıca 1916'da Van'dan çekilmiş bir telgraf var elimizde. Rus arşiv belgesi. Telgrafı çeken Prens Nikolayevich Şakovski. Önemli bir isim. Van'da sivil vali görünümünde.
telgrafı Vorontsov Daşkov'a çekiyor Tiflis'te Rus başkomutanına. 4 sayfa telgraf. Bu 4 sayfa telgrafta şöyle diyor. Burada Ermeni halkı var, Ermeni köylüleri var, Ermeni komiteleri var. Bakın hepsi duruyor. Ermeni halkı, Ermeni komitelerinden şikayetçi. Bu komiteler Ermenilerin felaketine neden olacak. Ermenilerin felaketine neden olacak. Gözümle gördüm. 70 yıl Sovyet açık cezaevinde yaşayan Ermenistan. 61'de oradaydım, gözümle gördüm. 61 yılında Sovyetler Birliği'ne gittiğimizde 7 tane Sovyet Republikini gördük, gezdik arabayla. İçlerinde en kötü durumda, en yoksul Ermenistan'dı. Şimdi 1.386'ya gelmiştik. 150 bin daha koyacağız. Ama Erzurum, Bitlis, Van'ın dışında Doğu Anadolu'da başka iller var, başka yerler, başka bölgelerde Ermeniler var. Bunlar da 1 Mart 1921 tarihli NARA ABD arşiv belgesinde görüyoruz. En az 50 binde oradan çıkıyor. Dolayısıyla 1.586.000 Ermeni hayatta kalmış Turgay Bey. Bunların belgeleri 5 tane. 2 tane Amerikan arşiv belgesi, Dışişleri Bakanlığı belgesi numaralı. 2 tane Amerikan profesörünün beyanı, 2 tane yayını, 1 tane Cemiyet-i Akvam raporu. Şimdi Biden'ın önüne yok soykırımdı, değildi, hukuktu, 1948'de o kelime ortaya çıktı gibi argümanlarla çıkmak yerine bir sayfa, ek birde ve biz bunu gösterdik, bir sayfa, bu tabloyu koysak, sen bunların hangisine itiraz ediyorsun? Kendi arşiv belgene mi? Profesörlük unvanını verdiğin kendi akademisyeninin yayınına mı? Yoksa 1925 Cemiyet Akvam raporuna mı? 1.586.000 Ermeni hayatta ise kaç tane kayıp var sen hesapla. Ondan sonra biraz utan. Onun bir daha diplomatik kelime bulunabilir. Ben diplomat değilim. Utan ve soykırım sözcüğünü, daha doğrusu 1.5 milyon Ermeni katledildi sözcüğünü çıkar ortadan. O zaman soykırım sözcüğü kendiliğinden çöpe gider. Biz fiili bırakıyoruz, sonuçla ilgileniyoruz. Ortadan fiili kaldırmamız lazım. Şöyle böyle bir fiil yok. Olsaydı, bunun belgesi olsaydı Sayın Köyçoğlu, 24 Nisan 2021'de Amerikan Başkanı 3 sözcük kullandı beyanında. Mezalim, Ermeni mezalimi, büyük felaket ve genosit. Türk medyası ve Türk yetkilileri bu genosit kelimesine takıldılar, orada kaldılar. Genosit kelimesinin doğurabileceği hukuki sonuçlar üzerinde tartışmalar yapıldı. Hiç kimse benim gördüğüm kadarıyla genosit kelimesini veya diğer büyük felaket olsun, mezalim olsun dayanağı üzerine durmadılar. Biden dayanağını da bir cümle sonra söyledi. 1.5 milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi. Bir yok etme kampanyası çerçevesinde ölüme yürütüldü. Sürüldü. Şimdi ölmeyen Ermeni'yi belgesi yoksa elimizde ölmediğini açıklamak çok zor. Kanıtlamak çok zor. Zaten Hristiyan egemenliğinde bir dünyada yaşıyoruz. Hristiyan Ermenilerin biz Müslüman Türkler tarafından soykırıma, mezalime, genosite uğratıldıklarına ilişkin iddialarının gerçek dışı olduğunu Hristiyan ülkelere anlatmak çok zor. Bu nedenle 31 ülke, en son ABD dahil ve Vatikan yönetimi, Hristiyan dünyasının en önemli kuruluşu, Türklere bu 1.5 milyon Ermeni'yi öldürdü diye bakıyor.
Bu yönde kararlar almış. Parlamento kararları. Hatta İstanbul'da kebap yedirerek ağırladığımız dostumuz Maduro 2005 yılında parlamento başkanı iken insanlık tarihinin ilk planlı soykırımını Türkler uyguladı. 2 milyon Ermeni öldü diyor. Yani kraldan fazla kralcı. Şimdi benim elimde 5 tane esas, çok sayıda ikincil belge var. Bunların hangilerine itiraz edebilir? Birlikte bakalım. 486 bin Ermeni 8 Şubat 1916'da Halep Başkonsolosluğu'nun İstanbul'daki Büyükelçi Morgenthau yazdığı bir detaylı mektupta sağ salim Suriye'ye varmış. Amerikan Öylesine başkonsolosluğu değil mi efendim? Amerikan efendim? başkonsolosluğu. Evet, Amerikan Başkonsolosluğu'nun ve bu mektup Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından arşivlenmiş, numara almış. Elimizde var bu. Bu mektupta sevk ve iskan kanunu kapsamında 486 bin Ermeninin Suriye'de yani Osmanlı vilayetinde iskan edildiğine dair bilgiler var. Bakın tehcir değil, sevk ve iskan. 400 bin Ermeni de 1915'te özellikle Van isyanına karıştıkları için kendiliklerinden Rus askerleri kısa bir süre için Van'ı terk ettikleri zaman kaçmışlar. Nereye? Güney Kafkasya'ya yani Rusya'ya. Bunların 25 Mart 1918'de hayatta olduklarına ilişkin Hatisyan Rauf Orbay Trabzon Konferansı'nda görüşmesi var. 1925 tarihli Fridtjof Nansen Cemiyet Akvam raporu var. Felix Kuzen'in makalesine de aynı rakam kullanılmış. 400 bin Ermeni. Yani gidenler arasında 486 bin güneye gitmiş. Sevk ve isyan kanunu çerçevesinde sağ salim varmış. 400 bin de Rusya'da. Hayatta. 886 bin Ermeni Osmanlı Devleti'nin topraklarını terk etmiş. Hayatta 1918 tarihi itibariyle, hayatta 1921 tarihi itibariyle elimizde bir Amerikan gene arşiv belgesi var. 1 Mart 1921. Şimdi Türkiye'de kalanlara bakalım. İsyanlara karışmamış, sadık vatandaş olarak yaşamlarını sürdürmüş 300 bin Ermeni var. Bu rakam üzerinde bir tartışma yok. Ama aynı zamanda 1 Mart 1921 tarihli demin değindiğim Amerikan NARA arşiv belgesi var. Bunlar Edirne'de, İstanbul'da, Bursa'da, Aydın'da, İzmir'de, Batı Anadolu'da. 200 bin Ermeni, Ermeni kökenli Amerikalı profesör Ronald Suni'nin 2013 yılında Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği bir sempozyumda İstanbul'da 200 bin Ermeninin Müslümanlaştırıldığını, hayatta olduklarını açıklıyor. Hrant Dink Vakfı bunu kitap halinde Müslümanlaştırılmış Ermeniler başlığı altında 2015 yılında yayımladı. Ettim 500 bin. 200 bin Ermeni de bu en kritik nokta bu. 200 bin Ermeni de Rus işgali altında bulunan topraklarda yaşamakta olan hangi tarihte? 1918 yılı Ekim ayının sonunda. 1917 yılı Ekim ayının sonunda Ruslar terk ettikleri zaman bölgeyi Ruslardan cephanelerini, ağır tip silahlarını ve erzak depolarını devir alan ve Türklere mezalimi yapan Ermeniler. Şimdi bunların sayısı hakkında Erzurum, Bitlis, Van. Mayıs 1917'de Amerikalı profesör Hovhannisyan, Ermeni kökenli, Kaliforniya Üniversitesi'nin saygın hocası, çok yayını var, hepsi Türkiye aleyhine. Bir 150 bin Ermeni bu üç vilayette varmış. Ne zaman? Mayıs 1917. Daha Ruslar varken, bakın dikkatinizi çekiyorum.
Ruslar gitmeden bu kadar Ermeni bu üç vilayette var. Peki Doğu Anadolu'nun diğer illerinde ne kadar Ermeni var? Bunlar bu da 1 Mart 1921 tarihli Amerikan arşiv belgesinden buluyorsunuz. En az 50 bin, en az. Demek ki en az 200 bin Ermeni de 1918-17 yılı sonunda Doğu Anadolu'da var ve yaşıyor. Var ve yaşıyor ki 14 Mart 1918'de Trabzon Konferansı'na geldikleri zaman Güney Kafkasyalıların talepleri arasında Taşnakların talebi olarak Kaçaz Nuni ve Artisyan tarafından talep edilmiş, özellik talep edilmiş Ermeni var. Şimdi bakın hepsi toparlandı. 200 bin Ermeni Rus işgali altındaki topraklarda ağırlıklı olmak üzere Doğu Anadolu'da kalmış, yaşamlarını sürdürmüş. Neden? Çünkü Sevk ve İsyan Kanunu bu bölgelerde uygulanamamış. Başta Van. Kanundan evvel işgal edilmiş. Hepsi duruyor orada. Kaçanlar dışında. Şimdi elimizde bir telgraf var Sayın Tüfekçioğlu. Bu telgraf çok enteresan bir telgraf, çok önemli bir telgraf. Bir Rus prensi Nikolayevich Shakovsky 8 Ekim 1916'da Rus ordusunun başkomutanı Vorontsov Daşkov'a çektiği bir telgraf. Van'dan çekiyor Tiflis'e. Telgraf 4 sayfa. Telgrafta 36 kez Ermeni sözcüğü geçiyor ve Van ve Bitlis yöresinde bir yıldır buradayım diyor. Yani Ekim 1915 ortalarından 1916 yılı 8 Ekim'e kadar bir yıldır buradayım diyor. Bu bölgede diyor Van bölgesinde, Bitlis bölgesinde Ermeni halkı var, Ermeni köylüleri var, Ermeni komiteleri var. Yani Pastırmacıyan'ın örgütlediği Ermeni gönüllüleri, silahlı. Bu Ermeni gönüllüleri, Ermeni çeteleri, Ermeni komiteleri bizim aleyhimize komplo hazırlıkları içinde olduğunu duyuyoruz. Bununla ilgilenelim diyor. Ermeni halkı da, Ermeni köylüleri de bunlardan şikayetçi. Bunların Ermenilerinin sonunu felaketine getireceklerinden şikayetçiler diyor. Şimdi bakın, Van ve Bitlis bölgesinde kanundan önce zaten işgal edilmiş. Ermeniler öylesine var ki adam çektiği telgrafta 36 defa Ermeni sözcüğünü kullanıyor. Toparlarsak 700 bin Ermeni, en az 700 bin Ermeni Osmanlı topraklarında kalmış. 300 bin Ermeni zaten Sevk İsyan Kanunu dışında. 200 bin Ermeni Müslümanlaştırılmış. 200 bin Ermeni de işgal edilen topraklarda yaşamlarını sürdürenler. Atlarına Trabzon'da özellik talep edilenler. 886 binde hiç tartışması yok. Ülke dışına kaçmışlar veya gitmişler. Şimdi Biden'la diğer 31 ülkeyle Vatikan yönetimiyle bunları birer birer önlerine koyarak başka bir şey söylemeden bak kardeşim 1 milyon 586 bin Ermeni ölmemiş, hayatta kalmış. Şimdi senin kullandığın kelime, genosit kelimesi nerede kaldı diyeceğimiz yerde hukuki tartışmalara giriyoruz. Hukuki tartışmaların sonu yok. Hukuki davaların, ben Türkiye'de ne kadar davanın sürdüğünü biliyorum, yurt dışında da çok farklı değil. Dolayısıyla dava açmak, genosit kelimesi etrafını dolanmak yerine bu beş belgeyi önlerine koyduğunuz takdirde hangisini itiraz edecekler? Hayır, benim başkonsolosum yalan mı söylüyor diyecek. Veya Rusya'ya kaçan 400 bin Ermeni'nin daha yeni 2014 yılında şu anda Erivan'da araştırmacı olan Bayan Edita Gozoyan 400 bin Ermenilerin Rusya'ya kaçtığını bir makalesinde yazdı. Ve makale yayımlandı İngilizce. Bunlar hepsi elimizde. Bunları kullanalım diyorum ben. Ne zamandan beri diyorum? 24 Mart 1920 yılında tarihinde çıkardığım Kemalist Demokrat Türkiye dergisinde bunların hepsini belgelerini yayımladım. Ama gelin görün ki bunları Agos'a gönderdim, Agos gazetesine.
Patrick Maşaryan'a gönderdim. Tanıdığım Ermenilere gönderdim. Ermeniler suskunlukla karşıladılar. Benim kendi vatandaşlarım, Türk vatandaşlarım ise aralarında biri çıktı. Çok tehlikeli bu dedi. Ben anlamıyorum nesi tehlikeli. Bunu tartışmak istiyorum ben. Hayatta kalan 1.586.000 Ermeni'yi önce aramızda tartışalım. Belgelerin hangisi çürük, hangisi sahte çıksın ortaya. Ondan sonra yurt dışına göğsümüzü kabarta kabarta gidelim. Hadi diyelim bunları alın inceleyin. Parlamento kararınızı iptal edin. Şimdi bunu yapmak yerine veya bunu yaparken de en fazla 24-30 sayfalık yayınlarla yapalım. Yüzlerce sayfayı kimse okumuyor Turgay Bey. Kimse okumuyor ve daha maçı orada kaybediyoruz. Kısa kısa yazalım. Bakın Pastırmacıyan'ın kitabı 50 sayfa. Adam Amerikan başkanını ikna etti. Senato'ya ben bu ülkenin mandasını almak istiyorum dedi. Bunun girişimcisi Pastırmacıyan'ın kitabı. Ve onun ön sözü. Kaçazmıyor'un kitabı 77 sayfa. Taşnak Partisi artık kapansın, yapacağı bir şey kalmadı, intihar etsin diyor. Aharonya'nın muhtırası 65 sayfa ama yarısı İngiliz, yarısı Fransızca. Yani 30 sayfa falan. Bu kadar şey bu, yöntem bu. Bizim arkadaşlarımız çok uzun yazıyor. Bir de tabii Türkçe yazdığımız zaman da hiçbir yere varamıyoruz. Mutlaka Anglo-Sakson dünyasının anlayacağı ki sözcükler kullanarak İngilizce yayın yapalım. İspanyolca ben bilmiyorum ama İspanyolca bilen de bulunur. Benim söyleyeceklerim hepsi bu kadar. Toparlarsak 1.586.000 Ermeni hayatta kaldı. Genosit sözcüğü havada kaldı. Evet. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok önemli. Çok kısa olarak ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi efendim bakın şu elimdeki bir linç üzerinde yaklaşık bir metre boyunda bir levhaydı. Bunu 2002 yılında bunun resmini Amerika'daki University of California Los Angeles yani UCLA dediğimiz üniversitenin girişinde binanın ana sütununa da yapıştırılmış durumda bu pirinç levha. Burada yaklaşık 12 tane hemen hemen tamamı da Türkiye'den gitme Ermenilerin ailelerinden olan insanların kurdukları ve California Los Angeles Üniversitesi'ndeki bir Ermeni vakfı. Buna en az $500,000 ve üzerinde bağış yapanların isimlerini işte burada ilan ediyorlar. Ben bunu 2002'de çektim. Muhakkak ki ondan önce kurulmuş. Dolayısıyla diaspora dediğimiz yurt dışındaki Ermeniler bu şekilde bir dayanışma ve çalışma içerisindeler. Yani bu bir tanesi. Bunun gibi bütün dünyayı incelersek belki yüzlercesini bulacağız. Yani dolayısıyla Ermeniler kendi davalarına 100 küsur yıldır ne kadar bağlı olduklarını görüyoruz. Ve bu beni o günden beri yani bunu gözümle gördükten beri çok üzüyordu. Fakat sizin bu çalışmalarınız gerçekten bizim gibi bu konularda endişe duyan insanlarımıza gönlüne su serpti. Çünkü siz başarılı bir makine mühendislik hayatınızın yanında bu işi de kendinize milli bir dava ve ülkü edinip çok güzel araştırmalar yapmışsınız. Çok güzel de bilgi verdiniz. Dediğiniz gibi okumayan bir nesildeyiz veya zamandayız. Bırakın 40-50 sayfayı, 2 sayfalık makaleleri dahi gençlerimiz özellikle okumuyor. Onun için zaten bu Türk Dili ve Tarihi programıyla bu görüntülü olarak, sesli olarak onlara ulaşalım istiyoruz. Bakınız siz çok çok önemli bu konuda çalışma yaptınız. Tabii ki sizin dışınızda da birçok çalışma var ama yani bizzat Ermenilerin zamanında hem de orijinal zamanda yani bu hadiselerin olduğu zamanlarda çünkü 2021 yılında bir Ermeni'nin bir kitap yazması da önemlidir ama
Yani 1915'lerde, 17'lerde, 19'larda özellikle de bu işlerin elebaşı, hatta Ermenistan'ın birinci ve ikinci başbakanın durumundaki insanların yazmış oldukları kitapları bulup yayınlamanız ve bunu dünya kamuoyunun önüne koymanız çok önemli. Diyorsunuz ki Pastırmacıyan'ın 50 sayfalık kitabı 1918'de yazılmış. Bunu kitabınızda bahsettiğiniz, şu en önemli dediğiniz, kahverengi olarak belirttiğiniz bu dört tane Ermeni'nin, ki bunun belgeleri de olan ikinci kitabı da var. Bir başkası Avetis Aharyan, bu 65 sayfalık İngilizce ve Fransızca bir kitap dediniz 1919'da. Bunun içinde Türk Osmanlı topraklarından 320 bin kilometre kare isteyen haritaları da var. Hatta akıl hocası Amerikalı Ermeni'nin de Karadeniz ve Akdeniz'de de kendilerine, iki denize de ulaşan topraklara ulaşmasını akıl ettirdiklerini söylüyorsunuz. Sonra birinci Ermenilerin başbakanı Kacazmi'nin 77 sayfalık kitabı. Arkasından benim mesela şahsen ilk defa duyduğum Trabzon Barış Konferansı hakkında bilgi verdiniz. Ve burada Aleksandr Hatisyan'ın, ki 1930'da Atina'da basılmış olan 368 sayfalık en kapsamlı. Şimdi bu dört belgenin, biraz önce söylediğim gibi, dördü de Ermenilerin ve hadiselerin olduğu yıllarda yazılmış olan kitaplar. Ve bu kitaplarda ortaya koyarak siz gerçekte bir Ermenilerin söyledikleri gibi çok büyük sayılarda kayıplara dayanan bir jenoside veya bir katliama uğramadıklarını çok açıkça ispat ediyorsunuz. Aslında ben sizden bu konuda bir yerde ayrılıyorum. Ben bir soykırım olduğuna inanıyorum. Ama o soykırımın Türklere yapıldığına inanıyorum. Çünkü biraz önce bahsettiniz, bu ki bizim ağzımıza pelesenk olmuş olan tehcir kelimesinin de ne kadar yanlış olduğunu, aslında bu kanunun sevk ve iskan kanunu olduğunu, yani Osmanlı'nın belli bölgesindeki insanların gene Osmanlı toprağı içindeki belli bir bölgeye sevk ve iskan edildiğini kapsayan bu kanun dışında kalan, işte bizim bütün batı bölgelerimizde, ki ben hasbelkader Bursa'da bir 30 senedir bulunuyorum. Benim mesela burada bir iki köyde Ermenilerin 1921'de, bakın söyledikleri 1915 hayali katliamından 6 sene sonra Batı'da, Bursa'da, Yalova'da Ermenilerin katliam yaptıkları köyler, bunların isimleri, listeleri var. Durum böyle iken Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, yani kaybı vermiş olan Türkler olmasına rağmen, ihanet etmiş olan devletlerine Ermeniler olmuş olmasına rağmen, şu anda çok iyi belirttiğiniz gibi Anglo-Sakson devletlerini, ki onların zaten planı ve kışkırtmasıyla maşa olarak kullanıldılar, onu da biliyoruz. Neticede bugün karşımıza hayali bir soykırım iddiasıyla çıkıyorlar. Evet, ben bir soykırım olduğuna inanıyorum ama bu Türklere yapılmıştır. Yalnızca Anadolu'da da değil, Balkanlar'da da, Anadolu'da da, bizim Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki o 10-15 yıllık süre içerisinde milyonlarca Türk'ün katledildiğine inanıyorum. Çok iyi çalışmalar yapmışsınız. Bu vesileyle ben de bu bilgileri gençlerimize taşımaktan mutluyum. İnşallah siz 1939 doğumlu bir büyüğümüz olarak bu çalışmalarınızı genç nesillere emanet etmek için zaten bu çabaları gösteriyorsunuz. Yeni nesillerimiz de bu sizlerin başlattığı bu araştırmaları daha büyüterek ortaya koymalı. Bunun her ortamda mücadelesini vermeli. Nasıl Kaliforniya'ya gidip yerleşmiş bir avuç Ermeni orada kurduğu vakıflarla, cemiyetlerle Amerikan toplumu üzerinde, yalnız Kaliforniya'da değil, Amerika'nın birçok yerinde, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da kamuoyuna hakim olmaya çalışıyorlarsa, Los Angeles'ta
Benim oğlum 2004 yılında Türk konsolosluğunun önünde Ermenilerin her 24 Nisan'da Türk bayrağını törenle nasıl çiğnediklerinin de resmini, hatta ben bunu ceviz kabuğunda da göstermiş idim o yıllarda. Yani dışarıdaki Ermeni diasporası davalarına, ki haksız davalarına bu kadar sahip çıkıyorken, onun karşılığı olan Türk milletinin gençlerinin de sizlerin bu yaptığı ön çalışmaları, öncü çalışmaları, çok kıymetli çalışmaları devam ettirip yaymaları dileğindeyiz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun Mehmet Bey. Önce çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bu konuyla hiç ilgilenmiyorlar. İlgilenmeleri lazım. Onların bir görevi olması olarak kabul etmeleri lazım. Onun için ben size çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir şey de siz yapacaksınız inşallah. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler İnşallah efendim. diğer çalışmalarınızla Sağ ileride olun. söz konusu Teşekkür ederiz. ederim. Ağzınıza sağlık. Hürmetler sunuyorum efendim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Türk Dili ve Tarihi'nin izleyicileri, bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.